Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yıllardan beri yapmış olduğum grip savar hastalara şifa, dertlere deva muhteşem bir kızılcık tarhanasının tarifini paylaştım. Aynen bu şekilde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Aynı zamanda videomun sonunda da kızılcık tarhanasının nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde gösterdim. Lütfen deneyin çünkü şu anda tam mevsimi ve kışında eminim ihtiyacımız olacak. Çünkü grip savar bir çorbadır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 2 kilogram kızılcık var. Kızılcıkları öncelikle bol suda güzelce yıkadıktan sonra saplarını bu şekilde temizledim. Ve kızılcıkların üzerine toplamda 3 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ilavesi yaparak üstünü kapattım ve bir gece boyunca dinlendirdim. Tuzunu ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu arada şunu da demeden yapamayacağım. Kızılcık tarhanasını yapmak inanılmaz derecede çok kolay. Herkes evinde kolaylıkla yapabilecek, sadece süreç isteyen bir tariftir. Videomdaki bütün püf noktalara uyarak yaparsanız eminim herkes evinde kolaylıkla yapacak. Bir defa tattıktan sonra da evinizden hiç kızılcık tarhanası eksik etmeyeceksiniz. İnanılmaz derecede çok şifalı. Lütfen internetten araştırın. Zaten karşınıza bilgiler çıkacaktır. Buzladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve bir gece boyunca oda sıcaklığında serin bir bölgede bir gece boyunca dinlendireceğim. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Bir gece tuzla bekletmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi kızılcıkları yumuşatmaktı. Böylelikle biraz sonra un ilavesi yapacağım. Unu ilave ettikten sonra yoğurma işlemi daha da kolay olacaktır. Şöyle kızılcıklara bakıyorum. Gayet güzel yumuşamış. Ancak birazcık daha yumuşatmak istiyorum. İşimi daha da kolaylaştırmak istiyorum. O yüzden hemen blender'ı çalıştırıyorum. Blender'ı çalıştırdım. Ama görmüş olduğunuz gibi çok seri bir şekilde blender'ı çalıştırmıyorum. Sadece bir defa vurup hemen kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel yumuşadı. Şimdi artık hamuru yoğurmaya başlayabilirim. Eğer sizin kızılcıklarınız çok fazla olgun ise blender ile hiç vurmanıza gerek yoktur. Hemen direkt hamuru yoğurmaya başlayabilirsiniz. Burada toplamda 2 kilogram un var. Hatta unu da organik kullandım. 2 kilogram un kullandım. 2 kilogram da kızılcık kullandım. Ama hemen şunu belirtmek istiyorum ki birazcık benim hamurum katı oldu. Bu nedenle siz 2 kilogramdan lütfen 1 bardak eksik un kullanın. Ben zaten bu malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Unu yavaş yavaş vererek kızılcıkları yoğurmaya başlayacağım. Burası benim en çok keyif aldığım bölümdür. Sizler de yaptıkça eminim büyük keyif alacaksınız. Bu işlemi yaparken kızılcıkların çekirdekleri içinde kalacak. İlerleyen dakikalarda nasıl ayıracağımı da göreceksiniz. İnanılmaz derecede sağlıklı ve çok şifalı bir çorba tarifidir kızılcık tarhanası. Videomun sonunda ben sizlere nasıl yapılacağını da detaylı bir şekilde gösterdim. Sadece 10 dakikanın içerisinde hazırlayacaksınız. Eğer gripseniz hemen bu çorbayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hemen saniyeler içerisinde etkisini vücudunuzda hissedeceksiniz. Tabi şu anda havalar çok sıcak olduğu için çorba kelimesi size çok fazla cazip gelmeyebilir. Ancak dediğim gibi kış mevsiminde çok işinize yarayacak. Lütfen tam kızılcık mevsimiyken hemen yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda bizler 19 Ağustos'tayız. 25 Eylül'e kadar semt pazarlarında veya 30 Eylül'e kadar semt pazarlarında kızılcığı bulmanız mümkündür. Ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca yoğurarak kızılcık tarhanasının hamurunu hazırladım.
Toplamda 2 kilogram kızılcık ve 2 kilogram ise un kullandım. Ancak sizin hamurunuz bu kadar katı olmasın. Bu nedenle 2 kilogram undan lütfen 1 bardak eksik veya 1,5 su bardağı eksik un kullanın. Daha yumuşak olur ve yoğurma işlemi de daha kolay olur. Lezzetli bir tarhana yapmak istiyorsak eğer lütfen 3 veya 4 dakika ile yoğurma işlemini sınırlandırmayalım. 10 dakika boyunca veya 15 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle içinde su yok. Sadece kızılcık, tuz ve un var. Şekil vermeye başlıyorum. Burada çok fazla şekillerin düzgün olmasının hiçbir önemi yok. İstediğiniz şekilleri verebilirsiniz ama ne kadar çok ince olursa o kadar çabuk kuruyacaktır. Bu nedenle ince olmasını tavsiye ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok keyifli bu işlemleri yapmak. Ellerimle bu şekilde düzgünlük sağlayarak görmüş olduğunuz gibi incelik açtım. Dediğim gibi şekillerin hiçbir önemi yok. Zaten hepsini kuruduğu zaman kıracağız. Kızılcıkların tamamına şekil verdim. Hemen büyükçe bir masa vardı. Onun üstüne serdim. Balkonu çıkartmanıza gerek yok. Ev ortamında kurutma işlemini sağlayabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken sabah veya akşam ter çevirmektir. Zaten 1,5 içerisinde, 1,5 gün içerisinde veya 2 gün içerisinde kuruyacaktır. Ve aradan toplamda 1 gün geçti. Şimdi hemen ter çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurlar ince olduğu için çok kolay bir şekilde kurudu. Hemen ter çeviriyorum. Akşama doğru da süzgeçten artık geçirebilirim. Buraya kadar gelen süreçte beni yoracak hiçbir şey yok. Çok kolay bir şekilde bu işlemleri yaptım. Şimdi ise tamamen kurumasını bekleyeceğim. Tamamen kurumasını beklemeyeceğim aslında. Biraz sonra göreceksiniz süzgeçten geçireceğim. Süzgeçten kolay geçirebilmek için de tam kurumasına gerek yoktur. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Ben bu tarhanayı geçen sene yapıp yine yayınlamıştım. Bir tane gıda mühendisi izleyicim. Bir tabii ki de tavsiyesi vardı. Onu da hemen size belirtmek istiyorum. Kızılcıkta kan sulandırma etkisi yüksek olduğu için kontrollü tüketmenizi önemli tavsiye ediyorum demişti. Bu nedenle kontrollü bir şekilde yani haftada bir defa tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bir veya iki defa. Biz iki defa tüketiyoruz bazen. Tabii ki de gribal enfeksiyon olursa iki defa tüketiyoruz. Gerçekten de büyük şifasını görüyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Artık kızılcıklar kurudu ama tam kurumadı, birazcık nemli. Eğer tam kurumuş olsaydı kevgirden geçirirken çok zorlanacaktım. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. İçinin birazcık nemli olması gerekiyor ki işimiz kolay olsun diye. Biraz sonra detaylı bir şekilde ne demek istediğimi göstereceğim.
Ve geldik yine işin en keyifli, en eğlenceli bölümüne. Şimdi artık süzgeçten geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde oluyor bu işlem. Dediğim gibi eğer tarhana tam kurumuş olsaydı bu işlemi yaparken çok fazla yorulacaktı. Ancak birazcık nemli olduğu için görmüş olduğunuz gibi işlemler kolay bir şekilde yapılıyor. İşlemlerin sonunda kızılcıkların çekirdekleri ayrıldı. Bunları artık kızılcıkların çekirdeklerini artık atabilirsiniz. Tarhanaların tamamını süzgeçten geçirdim. Şimdi geldik yine en önemli püf noktasına. Yaklaşık olarak 3 veya 4 gün boyunca bu tepsilerin içerisinde kalacak ki tamamen kurusun ve bozulma olmasın diye 3 gün veya 4 gün. Ama lütfen ara ara karıştıralım ki hepsi eşit bir şekilde kuruması için. Aradan toplamda 4 gün geçti. Artık tarhanalar tamamen kurudu. Şimdi isterseniz böyle bir bez torbanın içerisinde veya biraz sonra göstereceğim cam kavanozun içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Biraz sonra da çorbasının nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben eğer bu tarhanayı evimde yapmazsam kendimi çok eksik hissediyorum çünkü inanılmaz derecede kış mevsiminde gribal bir enfeksiyon yaşıyorsak mutlaka bu çorbayı yapıyorum. Hem de sadece gribal enfeksiyon yaşarken değil kendimi korumak için de bu çorbayı yapıyorum. Çok şifalı, zaten şifasını da göreceksiniz. Zamanla da çorbanın tadına alışacaksınız. Lütfen ısrarcı olun. Eğer tadını beğenmiyorsanız birkaç defa daha denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kan sulandırıcı özelliği olduğu için yine de kontrollü bir şekilde içmenizi tavsiye ediyorum. Yani haftada bir veya iki defa tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ve geldik çorbasının nasıl yapılacağını göstermeye. Hemen bir tencereye toplamda 3 yemek kaşığı dolusu tarhana aldım. Ve üzerine de 4 bardak su ilavesi yaptım. Şu anda 3 kişilik hızlı bir çorba tarifi paylaşıyorum. Üzerine suyunu ilave ettim ve karıştırıyorum ki topaklanma olmasın diye. Bu çorbaya soğan ilavesi yapanlar var. Tabii ki de et suyuyla da yapanlar var. Ama ben en çok bu şekilde seviyorum ama hepsini de denemenizi tavsiye ederim. Orta ateşte sürekli karıştırıyorum ki topaklanma olmasın diye. O kaynama noktasına gelene kadar ben de şimdi hemen tereyağını hazırlıyorum. Tavaya 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı aldım ve üstüne de 3 diş de sarımsak dövdüm ve ilave ettim. Sarımsaklar kavrulduktan sonra da bol miktarda karabiber ilavesi yaptım. Diğer taraftan da çorbayı karıştırıyorum. Hemen içine ilave edeceğim. An be an yiyeceğiniz bir çorba tarifidir. Öncesinde hazırlamayın lütfen. Hemen ocağın altını kapatıp servis edebilirsiniz. Çünkü kaldıkça kıvamını arttıracaktır. Bu da tabii ki de lezzet kaybına sebebiyet verecektir. Bunu hemen yaptığınızda içmenizi tavsiye ediyorum. Kızılcık kaynadıktan sonra altını kıstım. 2 dakika veya 3 dakika daha kaynattım. Ardından da sarımsaklı tereyağını da ilave. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir çorba oldu. Şimdi hemen kaseye alacağım. Ancak beyaz bir tabak kullandığım için kasede birazcık rengi koyu gözüküyor. Ama orijinal rengi bu şekilde pembemsidir. Ben servis tabağını alıyorum. Bu arada beyaz bir tabak kullandığım için tam rengini göremiyorsunuz. Az önceki tenceredeki tam rengidir. Birazcık pembemsi oluyor. Çok lezzetli. Alıştıkça gerçekten de vazgeçilmeziniz olacaktır. Hele ki gribal enfeksiyonu yaşadığınız zaman bu çorbayı içerseniz hemen etkisini göreceksiniz. Ve eminim her yıl bu çorbayı yapacaksınız. Şu anda 3 kişilik bir çorba yaptım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı gerçekten de çok lezzetli oldu. Eğer birazcık daha açmak istiyorsanız su koyup birazcık daha kaynatabilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.